Yıldızların İzinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Sehil bin Huneyf radıyallahu anh. Ebu Sabit, Ebu Said, Ebu Ümame, Ebu Abdullah gibi künyelerle de anılan Sehil bin Huneyf'in hicretin ilk yıllarında gece gizlice kavminin putlarını kırdığı ve onların yakması için Kuba'ya götürüp dul bir kadına verdiği rivayetinden anlaşılacağı üzere onun Medineli ilk Müslümanlar arasında yer aldığı sonucu çıkarılabilir. Sehil bin Huneyf radıyallahu anh, Allah Resulü'nün bazı emirlerini tebliğ etmek üzere Mekke'ye giderek Resulullah'ın elçiliği görevini üstlenmiştir. Bedir gazvesi başta olmak üzere bütün savaşlara katılan Sehil bin Huneyf radıyallahu anh, Uhud gazvesinde İslam ordusu dağılmaya başladığında Resulullah'ın yanından ayrılmayarak onu korumaya çalışanlar arasında yer aldı. İyi bir ok atıcısı olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Sehle ok yetiştirin, çünkü o sehildir, kolay ve isabetli ok atar," diyerek okların Sehle verilmesini istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Beni Nadir gazvesinde elde edilen ve yalnız muhacirlere ayrılan ganimetlerden çok fakir olmaları dolayısıyla Ensardan Ebu Dücane ile Sehle de pay verdi. Sehil, Hudeybiye Antlaşması sırasında içlerinde kendisinin de bulunduğu bazı sahabilerin bu antlaşmaya gönülleri yatmamasına, üstelik antlaşma yapılacak kimselerin müşrik olmasına rağmen Resulullah'ın barış emrine rıza gösterdiklerini söyleyerek Müslümanlar arasında çıkacak bir ihtilafı engellemeye çalıştı. Kays bin Sa'd ile birlikte Kadisiye'de bulundukları bir sırada önlerinden geçirilen bir cenaze için ayağa kalkmışlar. Oradakilerin bunun bir Yahudi olduğunu söylemesi üzerine Sehil bin Huneyf radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir Yahudi'nin cenazesi için ayağa kalktığını ve bunu yadırgayanlara o da bir insan değil mi cevabını verdiğini hatırlatarak hem sünnete bağlılığını göstermiş hem de insana verdiği değeri ortaya koymuştur. Hazreti Ali radıyallahu anh Şam seferine çıkarken Sehil ile istişare etti. Basra'ya giderken yerine onu bırakarak Medine'ye vali tayin etti. Bütün bu görevlerin yanı sıra Sıffın Savaşı'nın ardından Fars'a vali olarak tayin edildi. Ancak Farslıların kabul etmemesi üzerine bu görevi gerçekleşmedi. Sehil bin Huneyf radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh keremallahu veçheye ilk biat edenlerden biri olup Sıffın Savaşı'na da katıldı. Fakat savaşmak için çok istekli görünenlere nasihatte bulunarak bu kararlarının doğru olup olmadığını yeniden gözden geçirmelerini söyledi. Sehil bin Huneyf radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh ile çıktığı Şam seferinden döndükten sonra, hicretin 38. yılında Kufe'de vefat etti. Hazreti Ali radıyallahu anh keremallahu veçhenin Şurtatül Hamis denilen güvenlik güçlerine mensup olduğu ifade edilen Sehil bin Huneyf radıyallahu anh, Resulullah'tan başka Zeyd bin Sabit'ten de hadis rivayet etmiş, kendisinden iki oğlu Ebu Ümame Es'ad ve Abdullah ile Abdurrahman bin Ebu Leyla gibi pek çok kimse hadis öğrenmiştir. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.
yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.